Diyor ki bir vatandaş, şu tipli arkadaşa bir sorun. Tipli derken Türkiye İşçi Partili arkadaşa bir sorun. Bu ülkeye bugüne kadar ne vermişler? Komünistler ne yaptı bu ülkeye? Kıskanmaktan başka ne yapıyorsunuz? Bakın yerli İHA'lar, yerli SİHA'lar üretiyor hükümet. Kıskanıyorsunuz bunları. Ne verdiniz bugüne kadar bakın, bu ülkeye? Sadece şimdi Türkiye İşçi Partisi, daha genel solcular olarak Türkiye'deki diyor. Devrimciler, komünistler, solcular, sosyalistler. Ya biz bu ülkeye bugün ayakta duruyorsa, bu ülkede yaratılmış ne varsa hepsinin kökeninde sol değerler olduğunu düşünüyoruz. Bakın çok net söylüyorum. Daha önce de bunu tartıştık burada. Türkiye'de sosyalistleri, devrimcileri, ilericileri çıkartın. Sanat namına bir şey bulamazsınız. Roman bulamazsınız, sinema bulamazsınız, film bulamazsınız. Türkiye'de solcuları, sosyalistleri çıkartın. Bağımsızlık namına hiçbir şey bulamazsınız. Ben o arkadaşa soruyorum. Bizim denizlerimiz, mahirlerimiz Amerikan 6. filosuna karşı bağımsızlık mücadelesi verirken siz ne yapıyordunuz? Türkiye'de özelleştirmeler, biraz önce saydım, yüzlerce kamu malı, yani sizin, benim, bizlerin alın teriyle oluşturulmuş değerler satılırken siz ne yaptınız? Biz bunlara sahip çıktık. Biz bu iktidarın bunları peşkeş çekmesine engel olmaya çalıştık. Ey kardeşim, sana sesleniyorum. Senin verginle yapılmış, senin babanın alın teriyle yapılmış fabrikalar satılırken solcular, sosyalistler bunlar satılmasın diye mücadele etti. Daha ne yapsaydı solcular? Bu ülke, tersini soralım. Bu ülkeyi 50 yıldır bu sağ zihniyet yönetiyor. Memnun musunuz ülkenin içinde bulunduğu halden? Türkiye'de geldiğimiz noktaya bakın. Daha 1-2 sene önce ordu içerisinde kümelenmiş bir tarikat, bir gerici çete darbe girişiminde bulundu. En fazla sen şikayet ettin. Onlar oraya kim yerleştirdi 50 yıldır? Türkiye'yi ABD'nin uzakta bir üssü haline kim getirdi? Türkiye'de bu patronların egemenliğine kim neden oldu? Niye bu ülkede yoksul halk çocukları savaşlarda ölürken bir tane zengin çocuğu savaşta ölmedi? Bunları sormak lazım. Gerçekten insanın, kusura bakmayın biraz duygusallaşıyorum yok. Yani bu ülkede milyonlarca emekçi kardeşin alın teriyle emeğiyle yaşayan onurlu, namuslu, başadık insanlar bir takım para babaları bizleri yönetsin diye birilerini görevlendiriyor ve onlar bizi birbirimize düşürerek kendi iktidarlarını ayakta tutuyorlar. Biz buna isyan ediyoruz ya. İsyan ediyoruz. Bu ülkeyi yaratan insanlar, bu ülkeyi taşıyan, omuzlarında taşıyan, gerektiğinde işte bu ülkenin kurtuluşu için canını kanını vermekten imtina etmeyen milyonlarca insan bu ülkede ABD'nin sözü geçsin diye yaşamadık. Bu ülke Avrupa Birliği patronları tarafından yönetilsin diye biz bunları yapmadık. Yani dolayısıyla kardeşim rica ediyorum. Şöyle iki elimizi başımızın arasına alalım. Şu ülkenin bir 50 yıllık, 60 yıllık tarihine bakalım. Bu ülkeyi emperyalizme peşkeş çeken kimdi? Bu ülkede kamu mallarını yağmalayan kimdi? Bizi yoksullaştıran kimdi? Bizi açlığa mahkum eden kimdi? Hepsi bu sağ iktidarlar. Bugün Recep Tayyip Erdoğan'ın simgelediği sağ iktidarların eseriydi. Kardeş kavgasını yaratan kimdi? Bizi birbirimize düşürüp kendilerine servetlerini büyütenler kimdi? Ya şey kolay, gerçekten kolay. Yani bir tane düşman belirliyorsunuz, evet. İşte komünistler diyorsunuz, bir tane düşman belirliyorsunuz, işte solcular diyorsunuz. Öbür tarafta siz, gerçekten ben inanıyorum, pek çok yurttaşımız gayet naif duygularla, iyi duygularla ülkesi için, dini için, bayrağı için, halkı için mücadele ediyor. Ama bu liderleri diyelim, bunların liderleri Amerika'ya biat ediyorlar. Bunların liderleri paraya tapıyorlar. Bakın açık söylüyorum. Bunlar paraya tapıyorlar. Soruyorum. Bana bir tane yoksul sağ parti lideri gösterin ya. Hepsi kaç tane arabası var, kaç tane evi var sayamıyorlar. Bir tane yoksul sağ parti lideri çıkartın. Bana bir tane şu milletvekillerinin, şu bakanların, şu başbakanlık yapanların, cumhurbaşkanlığı yapanların çocuğunun askere gittiğini gösterin. Yani hepsi bedelli askerlik yapmış, hepsi kıyak askerlik yapmış, hepsi işte sözde yurt dışında eğitimler yapmışlar falan. Yani nasıl bunlarla duygudaşlık kurabiliyorsunuz?